Sosyal hizmet yönetimi ünite 1 örgüt belirlenmiş amaçları ortak çaba harcayarak gerçekleştirmek üzere bir araya gelen gerekli araç gereç malzeme yer ve tesisle donatılmış olan ve her birinin görev, yetki ve sorumluluğu belirlenmiş kişiler ve gruplardan oluşan yapı şeklinde tanımlanabilir. Örgütler kendisine diğer insan topluluklarından ayıran özelliklerine göre sınıflandırılabilir örgütler oluşum şekline göre doğal örgütler ve biçimsel örgütler şeklinde ikiye, gereksinimlere göre mal örgütleri, hizmet örgütleri, güvenlik örgütleri, meslek örgütleri ve aracı örgütler şeklinde beşe, yapılarına göre ise mekanik örgütler ve organik örgütler şeklinde ikiye ayrılır. Kar amacı güden ya da gütmeyen bütün örgütlerin söz konusu koşullara uyum sürecinde yönetim kavramı son derece önemli bir yer tutmaktadır. Yönetim, belli politikalarla uyumlu olarak açıkça ve net bir şekilde tanımlanmış hedeflere ulaşmak üzere örgütsel faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi ve denetimi süreci olarak tanımlanabilir. Literatür incelendiğinde, örgütlü yaşamın zorunlu bir gereği olarak ortaya çıkan yönetim konusunda çok çeşitli kuramların geliştirildiği görülmektedir. Tarihsel gelişim açısından incelendiğinde bu kuramların üçe ayrıldığı görülmektedir. Bunlar klasik, neoklasik ve modern yönetim kuramlarıdır. Klasik yönetim kuramı, işletmenin biçimsel yapısını kendisine inceleme ve araştırma sahası olarak alan, örgüt konusunda ortaya çıkan ilk yönetim kuramıdır. Klasik yönetim kuramı iki temel düşünceye dayanır. Bu düşüncelerden ilki, rutin işlerin görülmesinde makinelere ek olarak insan unsurunun nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceği ile ilgilidir. İkincisi ise, örgütün temel yapısı ile ilgilidir. Klasik yönetim kuramına göre örgüt, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir araç olarak düşünülmekte, mevcut kaynaklardan azami düzeyde yararlanılarak örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi ön planda ele alınmaktadır. Bu kuram, en yüksek verimliliği sağlayacak bir örgüt yapısını bulmaya çalışırken, örgütün toplumsal ve beşeri yönünü dikkate almamaktadır. Bu bağlamda klasik yönetim kuramının emredici liderlik, otoriter denetim ve gözetim ve kuramsal yapı niteliklerine sahip, biçimsel örgüte vurgu yaptığı söylenebilir. Klasik yönetim kuramı adı altında üç ayrı yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, öncülüğünü Taylor'ın yaptığı bilimsel yönetim yaklaşımıdır. İkincisi ise, öncülüğünü Fayol'un yaptığı yönetim süreci yaklaşımıdır. Klasik yönetim kuramına ilişkin üçüncü bir yaklaşım ise, öncülüğünü Weber'in yaptığı Bürokrasi yaklaşımıdır. Örgütün sosyal ve beşeri yönünü öne çıkaran neoklasik yönetim kuramı, klasik yönetim kuramının aksine ilk kez çalışanları insan olarak araştırıp sosyal insan kavramını ortaya koyan ve insan unsurunu ön plana çıkaran bir yaklaşımla klasik yönetim kuramının kavramlarına yeni kavramlar eklemiştir. İnsan unsurunu ön plana çıkarması nedeniyle neoklasik yönetim kuramı insan olarak çalışanı anlamak onun yeteneklerinden azami düzeyde yararlanabilmek, yapı ve insan davranışları arasındaki ilişkiyi incelemek, örgüt içerisindeki sosyal grupları ve özelliklerini tanımak gerektiğine vurgu yapmıştır. Bu çerçevede neoklasik yönetim kuramı, insan davranışı, kişiler arası ilişkiler, grupların oluşumu, grup davranışları, informal örgüt, formal örgüt, algı ve tutumlar, motivasyon, liderlik, örgütlerde değişim ve gelişme, birey ve örgüt bütünleşmesi gibi konuları ele almaktadır. Neoklasik yönetim kuramı adı altında iki ayrı yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi öncülüğünü Mayo'nun yaptığı insan ilişkileri yaklaşımıdır. İkincisi ise öncülüğünü McGregor'un yaptığı davranışsal yaklaşımdır. Modern yönetim kuramı örgütü birer kapalı sistem olarak ele alan klasik ve neoklasik kuramların aksine örgütü, çevresiyle etkileşim içinde olan bir açık sistem olarak ele alan bir kuramdır. Böyle olmakla birlikte modern yönetim kuramını diğer kuramlardan kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Çünkü modern yönetim kuramı kendinden önceki klasik ve neoklasik kuramlardan yararlanılarak geliştirilmiş bir kuramdır. Modern yönetim kuramı klasik ve neoklasik Kur'anların temel ilke ve esaslarını yeni ve değişik bir açıdan ele alıp yorumlamış ve yeni bir senteze ulaşmıştır. Modern yönetim kuramının temelini iki ayrı yaklaşım oluşturmaktadır. Bunlardan birincisi sistem yaklaşımıdır. İkincisi ise durumsallık yaklaşımıdır. Bu yaklaşımlara ilaveten yeni yönetim yaklaşımlarından da söz edilebilir.